Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Videomuzun içerisinde bugün ABD tarafından açıklanan enflasyon verilerini ve Ethereum tarafındaki yeni haberleri paylaşacağım. Önemli açıklamalarım, önemli değerlendirmelerim olacak arkadaşlar. Açıklamaların ve haberlerin ardından da teknik grafiklere bakacağız. Önemli özellikle dominans tarafında bazı önemli tekniklerimiz var. Bunları bilmeniz gerekiyor. Bunları aktaracağım bu sebepten. Videoyu sonuna kadar izlemeniz sizlerin yararına olacaktır. Video içeriğine geçmeden önce hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni henüz takip etmiyorsanız takip butonuna basıp bildirimleri açarak videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü günlük videolar atıyorum. Önemli haber videoları paylaşıyorum. Bunlar sizler için hayati olabilir. Twitter'dan da beni henüz takip etmeyen arkadaşlarımız varsa açıklamalar kısmından veya Ahmet ZD ismini aratarak beni takibe alabilirsiniz. İsterseniz şimdi hızlı bir şekilde geçelim videomuzun içeriğine. Evet, bilindiği üzere arkadaşlar birkaç dakika önce ABD tarafında enflasyon verisi açıklandı. Beklenilen %8.1'di. Gelen rakam %8.3 oldu. Yani beklenilenin üzerinde bir enflasyon verisi geldi. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü beklenilen 8.1. Neden? Çünkü enerji piyasasındaki düşüklükle beraber bir düşüş görüyoruz. Ağustos ayı içerisinde bunları gördük. Özellikle ivmeli bir şekilde düşüş gördük. Ve bu düşüşe rağmen beklenilen enflasyonu tutturamadı ABD tarafı arkadaşlar. Kaldı ki enerji fiyatları kış ayına geldiği zaman biraz daha yukarıya doğru gideceğini tahmin edecek olursak enflasyonun da az çok nereye gidebileceğini tahmin ederiz. Bu da bizlere FED tarafındaki aslında atılacak adımlar ile ilgili ipuçları verecektir arkadaşlar. Günlerdir konuyla ilgili aslında uyarılarımı sizlere yapıyorum. Hem FED tarafındaki faiz artışları ile ilgili hem enflasyon verileri ile ilgili hem de teknik grafikle bunları harmanlayarak sizlere iletiyorum arkadaşlar. Bu yüzden videolarımın içeriğini bir bütün olarak izlemeniz sizlerin yararını olur. Yani mesela dün enflasyon verisi ile ilgili konuştuk ama Bitcoin'de teknik çok daha netti dün. O kadar netti ki biraz sonra yine göstereceğim. Özellikle 2 saatlikte Bitcoin tekniğine baktığımız zaman negatif uyumsuzluk vardı ve ben düşeceğim diyordu zaten. Yani enflasyon verisini beklememize gerek yoktu. Yani orada shortingen strize diyorlar ya. Bu işe girdiğiniz zaman zaten siz paşa paşa karınızı alıp şu an cebinize koyup devam ediyor olacaktınız. Ee, ama Tabii ki sonuna kadar ve videolarımı sağlıklı bir şekilde takip etmek bence faydalı diye düşünüyorum. Geçelim tekrardan ABD tarafına arkadaşlar. Bundan sonra ne olacak? Tabii ki şu an beklenilenin üzerinde bir enflasyon miktarı geldiği için enflasyon miktarı bu şekilde gelmeye de devam edebilecek potansiyeli de olduğu için çünkü petrol düşüyor. Buna rağmen enflasyon yükseliyor. Yani beklenilenin üzerinde bir enflasyon geldi. O zaman FED İpleri daha da sıkılaştırmalı arkadaşlar. Fed ipleri neyle sıkılaştırıyor? Tabii ki faiz silahıyla. Şimdi piyasanın beklentisi her zamanki gibi neydi? İşte enflasyon düşecek 50 baz beklentisi olacak. İşte 75 bazın altında falan. Ee, şimdi işler değişti. Ne olacak? Beklenenin üzerinde gelen enflasyonla beraber artık 75 baz net. Artık bunun üzeri. Ne diyorduk arkadaşlar? Zaten enflasyon düşük gelse bile enflasyonun düşük gelme ihtimali olsa bile Fed'in zaten ipleri zaten sıkı tutması gerekiyor diyorduk. Çünkü bir ay bu şekilde gelecek bir görelim. 3 ay 5 ay hadi 5 ay demeyelim 3 ay bir görelim bakalım enflasyon ne kadar düzeliyor. Geniş anlamda bir bakalım düzelme var mı yok mu bir ayda bu enerjiyle düzelecek bir şey değil. İşte bu bakımdan Fed'in zaten ipleri sıkı tutması gerektiğini net bir şekilde söylüyor idik ve Fed'in göreceğiz arkadaşlar. 75 baz belki de 100 baz faiz artırımına gitme ihtimali şu an için söz konusu. Bundan sonra Eylül ayında, Ekim ayında, Kasım ayında yani bunların enflasyon verileri geldiği zaman da kademeli bir şekilde yani burada beklenilen enflasyonları yakalanırsa ondan sonra anca düşüş senaryosuna geçebiliriz faiz tarafında. Tabii bunun etkisi kriptolara çok daha net oluyor arkadaşlar. Neden? Çünkü Faiz artırımı ihtimali ortaya geldiği zaman piyasadaki paranın feda akması durumu söz konusu oluyor. Ve bu durum neticesinde de piyasadan çıkan dolar kriptolardan da çıkıyor ve kriptoların düşüşüne sebebiyet veriyor. Zaten halihazırda çok riskli olan olan sektörümüz yani bizim sektörümüz gerçekten riskli bildiğiniz gibi. Bu durumlarla beraber ciddi düşüşler yaşayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi piyasamız şu an %10'a yakın düşüşler sergiledi. Kaldı ki fede kadar şu an yine önümüz flu. FED'e kadar bu düşüşler devam edebilir. Çünkü şu an FED 75 mi yapacak 100 mi yapacak? Anketler 100 baza böyle %23'lere falan çıktığı söyleniyor arkadaşlar. Yani 100 baz söylentilerinin seslerinin artmaya başladı söyleniyor. Yani bu 100 bazın falan gelmesi demek gerçekten kriptolar için riskli çok yüksek riskli olacak durumlardır teknik olarak. Peki Bitcoin ile ilgili bunları bilmemiz gerekiyor. ABD tüfe tarafındaki verilerin bunları etkileyeceğini kesinlikle bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir verimiz daha var Ethereum tarafında. Bu da piyasanın aslında Bitcoin ile beraber gidişatını etkiliyor. Bunları harmanlayarak bileceğiz arkadaşlar. Yani ABD tüfe tarafının Bitcoin etkisi, kriptolara etkisi. Aynı zamanda bir de Ethereum tarafında özel bir durum var. Merge yani birleşme durumu söz konusu. Burada da genel kriptoları etkileyecek bir haber olmasından kaynaklı harmanlayarak gitmemiz çok önemli olacaktır. Şimdi Ethereum'daki bu durum ne diye baktığınız zaman merge öncesi 1-2 gün kaldı arkadaşlar. 15'inde biliyorsunuz tamamlanacak. Short pozisyonlarında bir artış görülüyor. Burada zaten dominasyon tarafında da bir düşüklük görüyorduk Ethereum tarafında. Yani Ethereum pozisyonlarında, long pozisyonlarında veya spot'taki pozisyonların Bitcoin'e doğru aktığını görüyorduk. Şu anda short pozisyonlarının Ethereum'da merge öncesinde artmaya başladığını görüyoruz buradan CoinGlass verilerine baktığınız zaman. Bu da arkadaşlar yine kriptoları negatif bazlı olarak etkileyebilecek durumlardan bir tanesi olabilir. Bunun yanında bakın short pozisyonları bir kenara koyduk. Bir de merge'ün olağan gitmesi veya olağan dışı şeyler olması durumu söz konusu. Yani her şey yolunda gitmezse merge olurken burada da ekstra bir kriptolar etkileyebilecek unsur var. Yani hali hazırda şu an kırılgan bir piyasadayız. Umarım anlatabiliyorumdur arkadaşlar anlaşılmıştır. Bunların hepsini harmanlayarak aslında genel gidişatın nereye doğru olduğunu, genel trendin nereye doğru olduğunu gözlemlememiz mümkün olacaktır. Biz FED tarafından düzelme bekleyeceğiz 2-2-4 arkadaşlar yani kısa vadeli yükselişler olabiliyor hoşumuza gidiyor ama FED tarafındaki düzelmeler mörcün güzel bir şekilde geçişin tamamlanabilmesi globaldeki makro yapıdaki durumların düzelmesi bunların hepsini bu şekilde gördüğümüz zaman biz diyeceğiz ki tamam arkadaşlar haydi gidiyoruz diyebileceğiz. Umarım haberlerimiz anlatmak istediklerim anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde tekniğe geçelim bakalım net görüntülerimiz teknikte neler. Evet öncelikle Bitcoin ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Dünkü videomu izleyen arkadaşlarım Bitcoin'in nereye gideceğini söylediğimi net bir şekilde biliyor. Hem videoda söyledim hem de Twitter hesabımda söyledim. Dünkü videomu açıp bakabilirsiniz. Şimdi burada aslında bu son kırmızı mumun yani şu mumun yanmamasında yanmasından önce diye düzeltelim. Biz şunu görüyorduk teknikte. RSI bakınız aşağı doğru gidiyorken fiyat tepeleri yukarıya doğru gidiyordu. Ve biz burada bir negatif uyumsuzluk görüyorduk yani. Ya biz burada enflasyon verisini aslında beklememize gerek yoktu. Buradan shortlar girilmiş olsaydı zaten ya bu trendin üzerinde stoplu bir şekilde en azından bunun olacağı zaten belliydi minimum 21.300'lere kadar zaten söylemiştim bunu yani bu seviyelere kadar minimum bir düzeltme gelecek idi ve netice olarak şu an için bu düzeltmeleri görüyoruz ABD'deki bu enflasyonun beklenilenin üzerinde gelmesiyle beraber buradaki destekte tutunamama ihtimali daha da yükselmiş durumda arkadaşlar aşağı doğru kaymalar gerçekleşebilir sırasıyla destek bölgelerimiz 21.000 daha sonra da 20.000. 500 dolar seviyeleri olarak gözüküyor. 20.900 diye düzeltelim arkadaşlar. Onun altında 20.500 ve aşağıda 19.500 majör destek bölgelerimiz bulunuyor. Yani Bitcoin'de şu an bir 100 bazın yani bu 100 baz ihtimali doğdu ya arkadaşlar. Yükseldi ya diyelim ihtimali. Bunu fiyatlıyoruz şu an. Yani hala gidebiliriz. Fiyat yukarı aşağı yapsa da aşağı doğru bu 100 bazı fiyatlayabileceğini net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Bunu kesinlikle bilelim. Ethereum hali hazırda zaten direnç seviyelerinde oyalandığını söylemiştim. Yani henüz üzerinde kapanışlar göremiyoruz. Henüz üzerinde pozitif durumlar göremiyoruz Ethereum'da. Hani 1700'ün üzerinde böyle birkaç gün yukarıda kalması lazım. Bunu göremiyoruz. Bundan kaynaklı artık aşağı doğru teknik bize gidebileceğini söylüyordu. Aynı uyumsuzlukları bunda da görüyorduk. Şu an 1600 destek bölgesinde onun altında 1550 dolar seviyeleri ve 1495 dolar seviyelerinde sırasıyla kısa destek bölgelerimiz var. RSI bazı olarak Ethereum'un aşırı satış bölgesine daha yaklaştığını Bitcoin'e göre söylemem gerekiyor. 2 saatlik grafikte arkadaşlar. Şu an için buradaki şu alan bölgelerine yani 1450-1500 dolar seviyelerine doğru gelebileceğini düşünüyorum Ethereum'un arkadaşlar. Bununla birlikte dominans tarafındaki düşükleri, düşüşleri görüyorsunuz. Bakınız hem Ethereum dominansında hem de Bitcoin'in dominansında şu an için düşüklükler, düşüşler söz konusu. Burada özellikle bakıldığı üzere USDT dominansında bir yükseliş var. Buradan bakınız. Hızlı bir şekilde girdiğimizde insanların, kurumsalların USDT yani dolara doğru bir geçiş yaptığını görüyoruz. Özellikle son mumun Bitcoin'in düşüşüyle beraber hızlı bir şekilde yani farklı bir pariteye giriş yok. Dolara, USDT veya Tether'e geçiş olduğunu net bir şekilde söylememiz mümkün. Genel grafiklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Taslak olarak bilmemiz gerekenler bunlar. Bunun haricinde total grafiğimiz yine 1 trilyon doların altında 985 milyarlara kadar geldik. Yani bugün neredeydik? 1.05'lerdeydik. Neredeyse şu an 985 milyarlara düştük. Gerçekten ciddi bir düşüş. Hakikaten teknik anlamda ciddi bir düşüş. Şu an 980 milyarlarda bir destek var. Onun altında 960 Sonrasında ise 940 seviyelerinde sırasıyla destek bölgeleri bulunuyor. Total market grafiğimizde. Evet kıymetli dostlar, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlaşılabilmiştir. Genel trendimizi umarım anlayabilmişsinizdir. Şimdilik hepiniz kendinize çok dikkat edin. İşlemlerinize stopsuz devam etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.